Dikkat edersek cinayet işlemekle dedikodu yapmak aynı listenin suçları Allah'ın kitabında. Bunun için kardeşler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin bir insan kanına bulaşmadığı sürece işi hallolur demektir kıyamet günü diyor. Ama bir müminin kanına bulaşıp Rabbine giden, mümin şahsiyetini rencide ederek Rabbine giden bir insanın işi yokuştadır kıyamet günü. Bunun için Kur'an-ı Kerim Ebu Cehillere bile rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını gösterirken, müminin kanına bulaşanlara cezauhu cehennemu haliden fiha ve gadiballahu aleyhi ve la'nehu ve a'adde lehu azaben diye ağır ağır tehdit etmiştir. Bir de bir mümini camide öldürdüğünü düşün. Allah rızası için hem de. Kardeşler, hiç kimse yahu veda hutbesinde bunları konuşmanın ne gereği vardı diye zannetmesin. Çünkü şeytan kimi nereden bıçaklayacağını çok iyi bilir. Asıl darbenin nereden gelebileceğini çok iyi hesaplıyor. Zira sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i veda hutbesinde bu sözleriyle dinledikten sadece 40 sene sonra, 41 değil, 40 sene sonra damadı Allah'ın veli kulu Ali bin Ebi Talip bir sabah namazını kılarken bir mescitte bir mümin tarafından öldürüldü. Demek ki hayal değilmiş bu. Hayal değilmiş. Filan kafir sisteme kızıp cuma namazı kılan Müslümanlardan bombalayarak intikam alma ruhu şeytanın içimize sokabileceği bir hastalıkmış demek ki. Kafire kızıp mümin öldürürsün. Neden? Çünkü böylece şeytan bir taşla pek çok kuş vurmuş olur.